Bu araştırma yeni bir bağlanma bağı kategorisinin keşfedilmesini sağlamıştır. D türü. Kötü muamele gören bölüklerin %80'inde görülen güvensiz organize olmamış ya da organizasyonu bozulmuş bir şablon durumu. Çalışmayı da 89'da da anlatmış. Bu araştırmacılar bu bebeklerin düşük stres toleransına sahip olduklarını ve organizasyon ve yönelim bozukluklarının bebeğin ebeveynle kurduğu ilişkiyi güvenli bir sığınak olmak olarak görmek yerine ebeveynden korktuğunu gösterdiğini belirtmektedir. Bebek korktuğunda ister istemez ebeveyni arayışına girdiğinden doğrudan bebeği korkutan her türlü ebeveynine mahsus davranış, bebeğin ne kadar yakınlaşabildiği, dikkatini başka bir yöne çevirebildiği ya da kaçabildiği çözüm olmayan bir paradoks oluşturmaktadır. Bebeğin kaçabilmesi mümkün mü? Ancak çözülme halinde ikinci, daha sonra oluşan ve daha uzun süren travmatik tepki ortaya çıkmaktadır. Çocuk dış dünyadan gelen uyaranlara kendini kapatır ve içsel dünyasına çekilir. Terör halinde çocuğun çözülmesi, hissizleşme, kaçınma, riayet ve kısıtlanmış duygularım olarak kendini gösterir. Travmatize olmuş bebeklerin gözlerini dikip boşluğa bakı kaldıkları görülür. Bu sakınma çekilme olarak kendini gösteren parasempatik başatay, bireyin engellendiği ve görülmez olmak için dikkatleri üzerine toplamaktan kaçındığı çaresiz ve umutsuz stresli hallerde ortaya çıkmaktadır. Ta 67'den beri bilinen bir şey. Kalkma, arıza. Yaşam boyunca stres altındaki birey, enerjisini sarkıtmak için, hayatta kalmak için ölmüş rolü yaparak, böylece riskli bir pozisyon alarak, yaraları sarmak ve hareketsizlik aracılığıyla tükenmiş kaynakları onarmak için pasif olarak geri çekmek suretiyle mekanizmayı kullanmaktadır. Bu parasempatik mekanizma, çözülmenin muazzam bağlanma çözülmesinin dolayında erken dönemde travma fizik bir felaket olarak dinleniyorsa, çözülme katlanılmaz bir durumda bağlanmanın çözülmesini, kaçışsız bir kaçışı ve savunma stresinin son barınağını temsil eder. Yani metaforik olarak ifade etmişler. Aynı ardışık savunma operasyonu Porje'nin psikofizyolojik literatüründe de yer almaktadır. Porje muazzam sempatik aktivasyon gerektiren başarısız mücadele stratejisinden aniden ve hızla dorsal vagal yani parasempatik, kompleks devrede seçtirilen, ölümü korkulayan metabolizmayı korumaya yönelik hareketlilik halinin geçiş sürecinden bahsetmektedir. Son derece uzun süreli olabilen travma halinde bebeğin gelişiminde olan otonom sinir sisteminin hem sempatik enerji sarf edici hem de parasempatik enerji muhafaza eden bileşenleri aşırı aktive edilmektedir. Ancak travmatik etkileşim içerisinde bebeğe duygusal olarak son derece yorucu başka bir müsel ifade sorulur. Bu annenin korku terör ifadesidir. Ben ve Solomon 86'da bunun annenin sanki korkunun kaynağı bebekmiş gibi ondan uzaklaştığı hallerde gözlemlendiğini belirtmiş ve diğer tipi bebeklere sahip ebeveynlerin çözülmüş trans halindeymiş gibi korkmuş davranışlar sergilediğini belirtmektedir. Bu anlarda bebek bu hallerin ritmik yapılarını eşleştirmektedir ve bu senkronizasyon kritik büyüme evresinde bulunan sağ kortikolimbik beyin bölgelerinin ateşlenen şablonlarına kaydedilmektedir. Böylece yalnızca travma değil, aynı zamanda bebeğin travmaya karşı gösterdiği savunma yanıtı olan düzenli çözülme stratejisi de bebeğin sağ beyninde yer alan örtük yöntemsel bellek sistemine kodlanmaktadır. Bu annelerin pek çoğunun bizzat çözülmeye yol açan travmalara maruz kaldıkları düşünüldüğünde terör ve çözülmenin mekansal zamansal olarak kodlanmasını, travmanın nesiller boyunca aktarılmasının başlıca mekanizmasını oluşturmaktadır. Bu travmatik bağlamın karşılıklı düzenleyici etkileşimlerden tamamen uzak olduğunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Daha ziyade anne ve bebek fiziksel yakınlıklarına rağmen eş zamanlı olarak paralel ancak birbirleriyle kesişmeyen çözülme halleriyle kendi stres hallerini oldukça ilkel bir biçimde otoregüle etmektedirler. Her birinde özellik eksiktir ve özellikler arası sağda iletişimlerde eksiklikler vardır.
birbirlerinden gelen işaretleri ileten veya sezen ikili bağlanma bağ mekanizması mevcut değildir. Onların arasında hem sözlü hem de sözsüz düzeyde gerçekleşen şey yalnızca bu sessiz boşluk, vakum ve büyüklükten ibaret kara bir deliktir. Gerçekten de bu çözülmüş bağlamda özellikler arası sahaya yerleştirilir. Bu iki kişi psikolojisinin yer almadığı ve uygulanmadığı bir bağlamdır. Travmatik olarak çözülmüş bebeğin öznerliğinde görülen bu aşırı değişimi Winnicott, çocuğun var olmaya devam etme ihtiyacında süreksizlik anı olarak tanımlamıştır. Çözülme klasik literatürde içsel bilincin kısıtlanmış hali, yani öznerliğin yokluğu olarak ifade edilmiştir. Bu tek kişi psikolojisine alındır. Ancak bu alan travma kaynaklı, radikal olarak değişime uğramış, hayatta kalma odaklı tek kişilik bir psikolojidir. Böylece bebeklikte yaşamanın geri kalanında olduğu gibi çözülme anlarında görülen muazzam korkma yönünden hem öznellik hem de öznellikler arası sağ derhal kapatılır ve var olamaz. Colt'un iki tip entegrasyon bozukluğundan bahsettiğini ve parçalara ayrılmış kendilik ile tükenmiş kendiliği birbirinden ayırdığını hatırlayalım. Molan'a göre parçalanma bakılma ortamında zihinsel ve psikolojik hallerinin uygun biçimde düzenlenmediği bebek ve çocuklarda diyordur. Yani bağlanma nesnesinin olmadığı, gerçek bir bakım veren olmadığı zamanlarda gözükür. Ben size yaşamın her alanında parçalanmış kendini yoğun, uzaklaştırılmış, sempatik, aşırı uyarılma halindeki kendilik sistemi bağlamında aşırı enerji sarf etme ve temel veya kendilik çekildiğinin patlama noktasına varan ayrışma halinde görüleceğini iddia ediyorum. Bu Alan Shore'un görüşü. Bu hiperenerji hali özne olarak organizmada panik hali olarak deneyimlemektedir. Powell bunu egonun bütünleştirici işlevinin geçici olarak felce uğradığı şok benzeri bir tepki olarak tanımlamıştır. Ben ise felce uğrayanın egodan öte sağ beyin kendilik temeli olduğunu iddia ediyorum. Ancak buna ek olarak Colt'un tükenmiş kendini düzensizleştirmiş, sempatik, aşırı uyarılma, çözme ve aşırı enerji muhafaza etme yönü organizma haldir. Ve özne olarak beyin, zihin, beden sisteminin tutarlılık için gereken bağlantıları kurmak için yeterli enerjiye sahip olmadığı kendini infilak etmesi olarak görülür. Bu durum klinik olarak kendisini üst düzey çözülme olarak imlenen muhafaza etme, geri çekilme haline eşlik ettiği analitik depresyon olarak gösterir. Sağ beyin bozukları ve intihar. Dönberg açıklamış. Yani her iki kendi düzenleme şeklinde interaktif düzenleme ve otoregülasyonda da eş zamanlı kayıp vardır. İlki özel olarak yoğun umutsuzluk halinin, ikincisi ise çaresizlik hissinin sürmesi olarak tecrübe edilir. Bu kendi ayakta tutma halleri ve bunlara eşlik eden kendilik bilgisayarlıkları açıkça kodyan özellikleri sağlar, ilişkisel ve bunların yanı sıra klasik psikanalitik perspektiflere uygundur. Gerçekten de travma sorunu psikanaliz açısından oldukça tartışmalı konulardan bir tanesidir. 93 yılında Janet, 1833'te daha, o zamanlar yayınlanan eserine atıfta bulunan Breuer ve Freud çözülmeyi duygulanım düğümlenmelerinin temel mekanizması olarak tanımlamışlardır. Ancak 1900 yılında Freud, rüyaların analizi kitabında bu görüşü bir tarafa bırakarak bastırmayı psikopatojenezlerin temel mekanizması olarak göstermiştir. 2001'de Molon, çevresel ve kümülatif ilişkisel travmanın saklı, kendilik nesnenin ilgilerinin sonuçlarını şöyle tanımlamıştır. Çözülme ve benlik eğitimi ve gerçeklik eğitimine dahil olmak üzere bununla ilişkili kopma formları, travmaya karşı geliştirilen en temel tepkidir. Çocukluk travmasının ve kötü muamelenin tekrarlanması halinde ve bu kötü muamelenin faili bakıcıysa çocuk için kaçılacak yer sınırlanacak kişi kalmaz. Bunun üzerine içsel kaçışa sığınılır. Çocuk daha kolay ve daha organize bir biçimde çözülmeyi öğrenir. Bu şekilde karakter sistemi kendisine çarpan travma ve çıkar karşısında kendisini hasar sahasına tecrit ederek veya kapatarak en azından bir kısmını muhafaza edebilir. Psikanalitik literatürde şu ana kadar belirsizliğini koruyan Mahler'in de 50 yıl önce belirttiği gibi travmanın tam olarak ne şekilde psikik yapısal oluşuma müdahale ettiği
olayıdır. Bu mekanizmanın açıklanmasıdır. Freud erken gelişim döneminde yaşanan travmaların bütün kırılgan insanları etkilediğini, çünkü egonun dayanıksız, olgunlaşmamış olduğunu ve direnme yetisine sahip olmadığını belirtmiştir. Bowlby, erken gelişim döneminde yaşanan travmatik bağlanma bağlarının en büyük olumsuz etkisinin organizmanın normal gelişimsel yörüngesinin değiştirmeleri olduğunu ifade etmiştir. Özellikle bu gelişimsel sapmanın ne şekilde meydana geldiği sorusuna, ancak erken gelişim döneminde görülen sosyodurulatımsal denilgenin ne şekilde uygulaşmakta beynin gelişme gelişimini engelleyici bir ortam yarattığını gösteren güncel nörobiyolojik modellere bakarak cevap vermek mümkün olacaktır. Kendilik psikolojisi tarafından tanımlanan kusurlar bu yüzden bedensel, duygusal kendilik mekanı olan sağ beynin kortikal, subkortikal devrelerindeki yapısal kusurları yansıtan işlevsel kusurlardır. Sağ beynin bu yapısal bozukluğunun işlevsel belirtileri nelerdir? Uyarıcılara karşı gerçekten hissedilen duygusal yanıtlar vasıtasıyla duygusal uyarıcıları bilinçli olarak teşvik eden sağ kortikal sistemin gelişiminin değişmesi yüzünden zayıf bağlanma bağı geçmişine sahip olan bireyler empati bozukluklarından ve diğerlerinin duygusal hallerini algılama kapasitesinin zayıflamasından muzdarip olurlar. İncelikli yüz ifadelerini okuyamama, duygusal halleri yanlış yorumlamaya ve diğerlerinin niyetlerini yanlış yorumlamaya yol açabilmektedir. Dışsal toplumsal ipuçlarını değerlendirmede görülen bu toplumsal bilişsellik kusurunun yanı sıra bu bireyler aynı zamanda kendi bedensel hallerine dair ipuçlarını değerlendirmede ve Kreitl'ın dezosomatizasyon olarak adlandırdığı yeti de başarısızdır. Amigdalarla mı ilgili hocam? Hangisi? Duygusal halleri yanlış yorumlama vesaire. Mekanizma nasıl çalıştı? Bağlanma bozukluğu oldu. Bu limbik sistem gelişiminde aksamaya yol açtı. Buna eklenen sağ beyin ve prefrontal kortekste yine gelişimsel duraklama gözüktü. Bu da bunların aslında işlevi olan fonksiyon nedir? Duyguları okuma, yorumla ve buna uygun tepki verdi. Gündelik hayatta en çok insana, bazen yüksek primatlar da dahil olmak üzere, başka gruplara da gereken şey. Ve bunu düzenlemekte sıkıntı yaşıyor. Bu da onun iletişimsel sorunlarını giderek ağırlaştıracaktır. Yani ilişki kurmakla ve sürdürmekle sıkıntı yaşayacaktır. Ve sınır bozukluklarda bunu gayet net olarak görme imkanımız klinikte mevcut. Yani amigdalasında bir sorun yok ama belki giden yolakta... Yok. Limbik sistemin tamamından bahsediyor. Hı. Artı sağ beynin de buna eşlik ettiğini düşünüyor. Orbitofrontal korteks dahil olmak üzere. Bu sağ beyin işlevlerinde görülen bozukluklar, dışsal, toplumsal ve içsel fizyolojik güvenlik ve tehlike değerlendirmeyi sağlayan uyumlanma kapasitesini imkansızlaştırır. Travmatik bağlanma bağ deneyimleri, sağ beynin erken gelişim dönemindeki organizasyonunu da olumsuz etkiler ve böylece bedensel ve çevresel uyaranları duygusal olarak anlama ve bunlara tepki verme yönü uyumlanma işlevlerinde ve kendinin bedensel bir imgesine sahip olma ve bunun çevreyle ilişkilerini kurma, kendini diğerlerinden ayırma ve kendilik bilincini geliştirmede kusurlara sebep olurlar. İdeal bağlanma bağ deneyimleri, kendilik farkındalığının, kişinin özünden kendilik halleri ve dinamik değişiklikleri hissetme, bunlara dikkat etme ve bunların üzerine düşünme yönünü uyumlanma kapasitelerinin ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Benzer şekilde Lichtenberg 89'da bağlanma yakınlık, kişilikçi, iddiacı, itici ve duygusal cinsel motivasyonel sistemlerinin aktif başa çıkma stratejileri, pasif kopma, muhafaza etme, geri çekilme, enerji sarfetme ve nihai savunma stratejisi olan çözülme, kaçışı olmayan kaçış gibi subkortikal düzeyinde programlanmış olan hayatta kalma hallerinin tamamı çökecektir. Bu yüzden kendilik psikolojisi tarafından tanımlanan kusurlar, özellikle erken gelişim döneminde olgunlaşan daha üst düzey prefrontal alanlarda kalıcı gelişimsel bozukluklardır. Bu yarıküre bağlanma işlemlerinde tutarlı, sürekli ve bütüncül bir kendilik hissine sahip olma yönünü uyumlanma kapasitesinde başat rol oynamaktadır. Bu psikolojisi
psikonörobiyolojik yaklaşımın önemli bir ilkesi, erken gelişim döneminde yaşanan travmatik bağlanma bağı ve daha sonra görülen karakter gelişimi bozuklukları arasında sürekli olduğunda ileri sürmektedir. Klinik araştırmacılar, bebek ve yetişkin başa çıkma stratejileri arasındaki sürekliliğe değinmektedirler. Kolt'un gelişimsel ve psikopatolojeniz üzerinde spekülasyonları daha çok narsistik kendi kusurlarına ait kusurların etrolojisine dayanmaktadır. Son çalışmasında Kolt, Baudrillard vakalarıyla analitik deneyimlerinin son derece kısıtlı olduğunu belirtmiştir. Ancak yine de Baudrillard vakalarda erken gelişim döneminde çekirdek kendiliğinin gelişmemiş olduğu yönünde bir gelişimsel varsayımda spekülasyonda bulunmuştur. Kendi çalışmamda erken gelişim döneminde meydana gelen borderline kendilik bozukluğunun gelişimsel psikoneurobiyolojik kökenlerinin daha sonra da oluşan analitik kendilik bozukluklarından ayırt edilebileceğini öne sürdük. 91 ve 94 yazıyor. Narsistik bebek anne ikilisinin bağlanma bağ iletişimleri ilk yılın son çeyreğinden itibaren ikinci yıla kadar raydan çıkarken borderline ikililerde bu durum ilk yılın çok da erken dönemlerinde görülmektedir. Burada bahsi geçen organizasyonu bozulmuş, güvensiz, bağlanma bağlarının aksine narsistik kendilik bozukluğu organize olmuş, güvensiz bir şablonun özellikle de sağlıklı, sakıngan, yetişkin, dışlayıcı bağlanma bağ şablonunun sonucudur. Ve burada bir şeyde fark var, literatürde fark var. Daha önceki nesne ilişkilerine göre bu narsistik dönem biraz daha erken dönemde bir problemle bağlantılıdır. Halbuki burada borderline'in daha erken dönem bir gelişimsel duraklama olduğunu iddia ediyor yaşıyor. Bu da bu kendilik bozukluğu grubunun niteliksel olarak farklı bir gelişimsel tarih olduğunu göstermektedir. Güvensiz organizasyonu, yönelimi bozulmuş ve organize olmamış, güvensizliklerin kötü muamele ve ihmal ilişki olduğunu anımsayınız. Aşağı yukarı Colt'un erken gelişim döneminde oluşan karakter bozukluklarına ilişkin kavramsallaştırmalarını sunduğu zamanlarda diğer iki önce araştırmacı da bu bozukluğun yeni modellerini ortaya koyuyordu. 75'te Mahler'in gelişimsel modellerinden etkilenen Masterson ve Reese'in borderline kendi bozukluklarının değişen terapistik yapısının kökeninde annenin rolünü vurdurmaya başlamıştı. Masterson 2000'de güncel gelişimsel psikanalitik ve gelişimsel nörobiyoloji bu modeli güncellemek için bir araya getirdi. Ciddi kendilik patolojiler üzerine çalışan diğer önemli kuramcı ise aşırı iç kaynaklı saldırganlığın rolünü vurgulayan Kerner. Bunu biz genetik saldırganlık, agresyon yükü olarak biliyoruz. Kerner, yukarıda bahsi geçen nöropsikobiyolojik, çevresel ilişkisel travma modeline benzer bir kavramla sağlaştırmayı ortaya koymuştur. Ciddi kendilik bozukluklarının en önemli nedeni, fiziksel ve cinsel suistimal, ciddi sevgi yoksunluğu, ciddi ihmal, erişilmez ebeveyn nesneleri ve ailevi temayüller gibi gelişimsel kendilik bozukluklarına yol açabilen ciddi kronik travma deneyimleridir. 88'de yapar. Bu son araştırmacılar, borderline danışanlarının %91'inin çocukluğunda istismar ve %92'sinin çocukluğunda bir çeşit ihmalden muzdarip olduğunu söylemektedirler. Literatürü gözden geçiren Paris, gelişimsel verileri özetlemiş ve araştırma göstergeleri çoğunlukla çocuklukta suistimal borderline kendilik bozukluğunda önemli bir risk faktörü olduğu hipotezini doğrulamaktadır demiştir. Çocuk psikiyatrisi üzerine çalışan pek çok araştırmacı bu klinik grup içerisinde erken gelişim döneminde suistimal, ihmal ve nöropsikolojik kusurlar olduğunu doğrulamaktadır. Çocuklukta borderline psikopatolojisinin etiyolojisinde şu anda yatkınlık, yapısal ön yatkınlık ve stres etkenine bağlı olduğu düşünülmektedir. Yatkınlık şu anda frontal lob işlevlerinde yetersizlikler gibi nörobiyolojik ve nöropsikolojik belirtiler vasıtasıyla stres etkeni de çocukluk travması ve ebeveyn psikopatolojisi vasıtasıyla teşhis edilmektedir. Bu ikinci çevresel stres faktörlerinin klinik sendromu oluşturacak şekilde nörobiyolojik hassaslıkla birleştirildiği düşünülmektedir. En son modellerde borderline çocukların nöropsikolojik anormalliklerinin çevresel stres faktörlerinin özellikle de beyin gelişiminde neonatal stresin etkilerini yansıtan çevresel stres faktörlerinin sonucu olduğu öne sürülmektedir. Artık doğum öncesi bir zamana doğru da gidiyor. Sinir bilim literatürü
sağ yarı kürede erken gelişim döneminde gerçekleşen duygusal öğrenmenin sol yarı küre tarafından bilinmediğini, öğrenme ve bununla ilişkilendirilen duygusal yanıtlamanın daha sonra beynin dil merkezlerince tamamen erişilmez olduğunu belirtmektedir. Kendini restorasyonu ismi eserinde Kohut, borderline kendilik bozukluğuna sadece bir kez değinmekte bu vakaların prensipte analiz edilemez olduğu sonucuna anlattınız. Borderline'dan Kohut bile korkmuş demek ki. Dramatik bağlanma bağ kaynaklı ciddi sağ beyin kusurları, narsisistik kendilik bozukluğunun öz saygı düzenlemesinden çok daha fazlasını denemektedir. Bunlar ciddi borderline kendilik bozukluğuna işaret eden beden temelli hayatta kalma işlevlerindeki bozukluklar hususunda betimleyicidirler. Rotenberg, psikoterapist ve danışan arasındaki duygusal ilişkilerin önemi sağ yarım küre eylem dönemindeki böylesi ilişkilerin restorasyonu olarak açıklanabilir demiştir. Ne oldu arkadaşlar? Kliniğe gelmiş olduk. Terapist ve danışan arasındaki duygusal ilişki sağ yarım küredeki bu eylemleri restore etmek için bir potansiyel taşıyor. Bu tabii çok modern bir anlayış ve hala da biraz tartışılıyor ama bana son derece mantıklı geliyor. Bu şekilde psikoterapi sürecinde duygusal ilişkiler erken gelişim döneminde duygusal ilişki yoksulluğunun sebep olduğu yetersizliği kapatmaktadır. Yine 95'te Rotenberg. Duygusal kendilik ve insan stres yanıtlarının mekanı olan sağ yarı kürenin yetersizliği Kohut'u kendilik psikolojisi tarafından tanımlanan psikik yapı kusurlarına işaret etmektedir. Yoğurt'a göre 92'de genellikle terapiste yapışıp kalma ve duygusal olarak ondan kendini çekme veya terapistin saldırmasını beklenmiş gibi ondan korkma arasında gidip gelmektedirler danışanın davranışları. Bazen bu kişiler arası davranış tipleri arasındaki tutarsızlıklar neredeyse eş zamanlıdır. Tek bir seansta vuku bulur. Bu durumda danışan bir tavrından diğer dikine geçerken translaymışçasına sersemlemiş bir ifade takınır. Bu elbette çok son derece güçlü bir şekilde bebeklerde gözlemlenen organizasyon yönelim bozukluğuna benzemektedir. Welland, aktarım ve karşı aktarımın bebeklerin ve ciddi olarak travmatize olmuş kişilerin kendi rahatsızlık geçmişlerini iletmelerinin tek yolu olabileceğini biliyor musunuz arkadaşlar? Durum çok kötü. Sadece transferansla yapabiliyorlarmış. Durum çok ağır olunca. Ve bu yüzden işlenmemiş veya savunulan olayları silmek için son derece önemli araçlar olduğunu ileri sürmüş. Yani 90 daha 99'da. Bu genellikle özellikle yoğun yüklü, olumsuz duygulanımsal değerlere sahip özellikler arası sahnelerde yansımalı ödeşim şeklinde meydana gelmektedir. Yansımalı ödeşimi biliyorsunuz. Biliyor musunuz? Ne durumdayız? Yansımalı ödeşimi herkes biliyor mu? Müşterileri yansıtmalı bir şey. Bilmiyorum, sadece tahmin ederim, o yüzden bilmiyorum. Buyurun, tahmin edin. Yansıtmalı, ya onun bana transferans mı? Yansıtmalı ödeşimidir arkadaşlar, modellerde çok sık görürüz. Nasıl bir şey? Buyurun hemen. Yani şöyle bir şey mi? Ben de çok oturtamıyorum onu. Klein'le okuduğum doğru çok önemsiyor. Hı-hı. Kendi içindeki bir parçayı karşı tarafa yansıtıyor. Hı-hı. Kendinde yokmuş gibi, sadece karşı tarafta varmış gibi bir doğal tepki veriyor mesela. Şöyle örnekler vardı. İşte adamın şiddetli sorunu var ama televizyonda çok şiddet içerikli filmlere küfürler ediyor. Böyle olmamalı piyasalar ya da cinsellik olabilir. Hı hı. Ama aslında hani adamın kendinden yansıttığı kötülük o. Bir de onunla mücadele ediyor dışarıdan. O şekilde. Evet. Klinikte nasıl görüyoruz bunu? Karşımızda danışan var. Ya da kendi ilişkilerinden, yakındaki insanlardan bahsederken nasıl anlatır bize? Ya da iş çevresinden bahsederken nasıl anlatır? Herhalde aynı şekilde. Kendi içinde kendi parçasından bir şeyden rahatsız oluyordur. Hı hı. Başka insanlar da hep kusur görüyordur mesela. Evet. Şöyle bir şey oluyor mesela. Mesela Volkan yapıyordu bunu. Volkan mıydı? Evet. Adı takmadı mı Volkan? Veli'ydi. Veli'de nasıl oluyordu? Veli iş bulmaya gidiyordu. Nasıl oluyordu? Hatırlıyor musun? İş bulmaya gidiyordu ama sürekli insanlarla iletişim kurmak istemediğinden. Hayır, insanlar onlarla iletişim kurmak istemiyor. Onlar sahtekar, değil mi? Ha evet, bir bölmesi vardı. Herkes ona kötü davranıyor. Herkes sahtekar, herkes üçkağıtçı ve çıkarcı. Ve herkes ondan nefret ediyor. Evet. O yüzden de iş vermiyorlar ona.
Aslında şey yapan kim? Agresyon gösteren kim? Kendi içinde. Ne oldu? Yazmalı özdeşim. Evet. Bende bir duygu var ama ben niye duygu sana böylece taşıyayım? Ama sende böyle bir duygu var. Hemen atıyorum sana. Sonra da ona karşı zaten senden nefret ediyorum çünkü sen zaten benden nefret ediyorsun. Ve bunu gitgide de, değil mi? Gitgide pişirebilirim, pişirebilirim. Bunu da gitgide istediğim kadar o içimdeki agresyonu yükseltmeye kadar yükseltebilirim. Bu şekilde de o içimdeki agresyonu için güzel bir çözüm bulmuş oldum. Zaten bu adamlar benden nefret ediyorlar. İş bile vermiyorlar. Kapıdan girince bile bana ters ters bakıyorlar. Halbuki bakılan ne? Transparansına karşılık veriyorlar. Şimdi bizimki onları nasıl bakıyor? Paul Yansman'ın özdeşim, psikoterapik ikili gibi ilişkiler arası durumlarda kişiyi gafil avlama gücü, borderline'dan müzdarip kişilerle çalışmanın zorluğunun önemli bir parçasıdır şeklinde ifade etmektedir. Bu gafil avlanmayı anlamak için Samson Sugar'ın gözlemini açıklamıştır. İnsanlar yansımalı özdeşime başvururlar çünkü sembolik olarak kodlanmamış ve henüz sözle iletişime geçmemiş duygularımsal deneyimleri ilişkiye taşımak isterler. Bu materyal ya travmatik koşullarla kodlandığından ya da yaşamın söz öncesi dönemine ait olduklarından sembolize edilmemiş olabilir. Öylesi deneyimler somut duygusal veya ikonik biçimde oturtulmadan yine bu şekilde iletilmelidir. Bu travmatik olarak çözülmüş durumlara dair aktarımsal iletişimleri almak için terapist sol yarım küre aktivitesinden sağ yarım küre başa türlü sahip olduğu aynı oranda askıda kalan dikkat haline geçmektir. Yani danışanla biraz sağ beyinle iletişim kurmamız gerektiğini iddia ediyor. Bu komuta göre bilişselliğin daha üst düzey entelektüel aktivitelerinin geçici olarak büyük ölçüde ama tercihen askıya alındığı, analistin psikesinin derin katmanlarının danışanın iletişimlerinden gelen uyarıcıya açık olduğu empatik bir haldir. Fosic 94'te kendilik nesne arama boyutunu öne çıktı anlarda, analistin kendi karakterinin en derin katmanlarını danışanın gelişimsel ve kendilik düzenleyici ihtiyaçlarına yeterince uygun olacak şekilde rezonans haline sokması gerektiğini ileri sürmüştür. Rezonansı biz de çok önemsiyoruz bildiğiniz gibi. Rezonans olmayan terapinin olabilmesi zor gözüküyor arkadaşlar. Terapist danışanla birlikte öğrenmek dışında bir şey yapmamaktadır. Örtük davranışlarla eşleşmek veya bunları kopyalamak değil, danışanın içsel hallerinin dışsal ifadeleriyle rezonans içerisinde olmaktadır. Klinik araştırmalar bu sözsüz değiş tokuşun terapötik süreçlerde temel bir unsur olduğunu belirtmektedir. Bu sözsüz iletişimler her ikisinin farkındalığının ötesinde ses tonu, bedenin duruşu ve yüz ifadeleri aracılığıyla ifade edilmektedir. Ancak aktarım ve karşı aktarım tepkileri bu ipuçlarına cevaben meydana gelmektedir. Yani rezonans ve transferans birbirine iç içe devam ediyor ve terapinin sağlığı için ya da terapinin orada bir terapi denen bir şeyin olması için temel öneme sahip. Sağlıktan da öte artık. Birbirine yaklaşan, yakınlaşan nörobiyolojik araştırmalar insan yüzündeki, yani son yıllarda yoğunlaşan demek istiyor herhalde, insan yüzündeki en küçük bir değişikliğin tanınması ve karmaşık düzeyde işlenmesinin 100 milisaniye içerisinde gerçekleştiğini ve bu gibi yüzde ifadesini bulan durum değişikliğinin aynalandığını ve farkındalık düzeyinin ötesinde senkronik olarak 300-400 milisaniye içerisinde bir gözlemcinin sağ beyninle eşleştiğini ortaya koymaktadır. Yani milisaniye seviyesinde gerçekleşen bir iletişimden bahsediyoruz. Bu psikonörobiyolojik mekanizma özellikle stresli engelleme ve tabir iletilerinin bağlamında aktive olmaktadır. Bu yoğun olumsuz ancak bilinçli olmayan çözülmüş duygulanımların ilkel düzeyde iletişim anlarında terapist danışanın ses tonunda, yüz ifadelerinde ve duruşunda değişiklikler saptar ve danışanın düzensizleşmiş olumsuz değerlere sahip olduğu psikolojik hale rezonans içerisine girer. Ne için? Onu düzenlemek için. Karşılıklı yaratılan özellikler arası sahada klinik terapist danışanın düzensizleşmiş olumsuz duygulanım tarafından kendisinde uyandırılan stresli olumsuz hali hafifletmek ve içermek üzere otoregülasyon yetilerini devreye sokar. Kendi kendisi üzerinde düşünebilen empatik terapist, danışanın düzensizleştirilmiş halleri karşısında interaktif duygulanım düzenleyici rolü üstlenme fırsatına sahip olur.
Bunu kim yapmıştı daha önce? Bir zamanlar. Annemiz yapmıştı. Ya da yapamamıştı. Bu